LGS'ye son 79 gün. Gerçekten emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz zaman daralıyor. Bizler çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ve inşallah da hayallerimize kavuşacağız diyoruz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Bizler Tonguç Akademi olarak sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Türkiye geneli LGS denememize mutlaka girmenizi istiyoruz arkadaşlar. LGS'ye girecekler arasındaki sıralamanızı öğreneceğiniz çok önemli bir deneme. Tonguç Kitapçılarına giderek bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Ve burada bu deneme sayesinde sizler hem çok kaliteli sorular çözmüş olacaksınız. Hem kendinizi denemiş olacaksınız. Hem de aynı zamanda bu denemenin sonrasında Türkiye sıralamanızı göreceksiniz. Hemen e, geri sayımıza başlamak istiyorum. Günün sözünde Aziz Sancar diyor ki çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir diyor. Gerçekten de mükemmel bir cümle. Hani şöyle bir cümle vardır ya. Zeki ama çalışmıyor. Bir insan zeki ise zaten çalışır. Yani zeki bir insan mesela kendi camdan aşağı atar mı? Atmaz. Niye? Çünkü der ki ben buradan aşağı atmamam lazım. Eyvah der. Zeki bir insan kırmızı ışıkta geçer mi? Geçmez. Niye? Çünkü eyvah der kırmızı ışıkta geçersem hata yaparım. İşte zeki bir insan çalışır. Zeki insanlar ki ben çalışmam gerekiyor. Gayret göstermem gerekiyor. Başarılı olmam gerekiyor der. Dolayısıyla Aziz Sancar da bunu söylüyor. Bizi birbirimizden ayıran şey emek. Emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. No pain, no gain diyor. Dolayısıyla bizler de çalışacağız, gayret göstereceğiz ve hayallerimizdeki okullara, başarılara inşallah kavuşacağız. Tabii bu esnada başarırız, başaramayız. Onu Allah bilir ama kesin olan bir şey varsa biz gayretimizi göstermek durumundayız arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Ecrin Kurt 1.2 bin beğeni almış. Uf yani 1200 beğeni almış. Tebrikler Ecrin. Sorularım şunlar diyor. 1- Sayısal çok zor geliyor ve netlerim artmıyor. Doğru. Sayısal gerçekten zor. Matematikte hala çok eksiğim var. Yapamayınca hemen bırakıyorum. Kendimi toparlayamıyorum demiş. Şimdi öncelikle Ecrin yalnız değilsin. Gerçekten Türkiye'de birçok öğrenci sayısal derslerde bu sıkıntı yaşıyor. Biz de bununla alakalı Düşündük ne yapabiliriz? Birincisi öğrencilere video desteği veriyoruz. Tamam çok güzel. Videolarımızı ücretsiz bir şekilde ulaştırıyoruz. Kamplar yapıyoruz. Hızlanma programları yapıyoruz. ilk adım yapıyoruz. İşte birçok şey yapıyoruz. Bunu biliyorsunuz zaten. LGS kampımız var. Türkiye genel denemeler yapıyoruz. Bunu da biliyorsunuz. Aynı zamanda EBA üzerinden de destek veriyoruz. Tamam. Ama dedik ki bu sorun hala bitmiyor. Bu sorunu çözemedik. Bu çocuklar hala matematikten tiksiniyor. Matematikte sayısalda zorlanıyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz dedik ve işi en başından temelinden sonuçta siz bir sınava girmeyecek misiniz? Sonun da önünüze bir kitaptan sorular sormayacaklar mı? Yani önünüze böyle bir Türkiye genel derime gibi bir kitap çıkaracaklar. Hadi bakalım bu soruları yap diyecekler. Biz de sizlere bununla alakalı güzel bir kitap hazırladık. Dedik ki hatta birazdan da o kitabı tanıtacaktım sizlere. LGS Yeni Nesil Problem Bankası. Bu kitap esasında tam da bunun için hazırlandı. Nasıl oluyor hocam? Problem Bankası nedir? Bu yeni nesil sorularda sizlere ilk başta konuyla alakalı temel bir soru sorduk. Yani zor bir soru değil. Böyle hani bu zor soru bakın. Ama bu temel soru. Bu soru da yeni nesil ama. Yani böyle hani böyle iki artı iki değil. Bakıyorsun resimler var, cümleler var, ifadeler var. Ama esasında kolay bir soru. Yapılabilir bir soru. Birazcık gayret göster yapabilir. Ha takıldı kare kodu okutaraktan soruların çözümünü izleyebiliyor. Ardından temelin birazcık daha zor. Yani mesela bu on üzerinden on zorluktaysa bu on üzerinden iki zorlukta. Sonra üç. Sonra dört. Sonra altı. Sonra 7, sonra 8, sonra 10 zorluğa geçtik. Yani adım adım temelden ortaya, ortadan zora geçecek bir şekilde hazırladık. Bunu yaparken de temel mantığımız şuydu. Bu öğrenciler sayısalda bu matematik denen illetten, kurtulsular istedik. Yani artık ben de bu matematiği yapabiliyorum desinler istedik. Tabii ki takıldığımız sorular olacak. Tabii ki yanlış yaptığımız sorular olacak. Ama karekoddan çözümlerini izlediğinizde YouTube'da EBA'da sizlere sunduğumuz e, videoları izlediğinizde gerçekten mükemmel bir şekilde konuları anlayacaksınız. Ve en başta söylediğimiz şey çok önemli. Bunu ben değil de Aziz Sancar söylemiş. Biliyorsunuz Nobel ödülü almış. Çok değerli bir bilim insanı kendisi. Bizi birbirimizden ayıran emektir diyor. Yani ben çok zeki matematik sorularını yapıyorum. Hayır, sen daha çok gayret göstermişsin ve çalışmışsın. Çünkü zekisin, zeki olduğun için çalışmışsın zaten ve yapabiliyorsun. O zaman ben de çalışacağım, ben de gayret göstereceğim. Belki bu soruyu ilk başta yapamayacağım. Belki bu soruyu ilk başta yapamayacağım ama sonrasında bu soruyu da bu soruyu da bu soruyu da emek göstererek, gayret göstererek, sabrımı zorlayarak bir şekilde yapabilirim demelisiniz arkadaşlar. Emeksiz yemek olmuyor. Buradaki soruların her biri gerçekten sizler için özel olarak hazırlandı. Her bir soruda öğrencilerin yeni nesil sorulara uygun bir şekilde Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarda sorduğu sorulara uygun bir şekilde... ...soruları yapabilmesi amaçlandı. Önce bir kolay soru. Yani kolaydan karşısımız temel soru. Ama yine yeni nesil gibi. Fakat LGS'de çıkabilecek kadar değil. LGS'de bundan biraz daha zor çıkar. O yüzden burada bir öğreniyorsun önce. Tamam, bismillah. Sonra buna geçiyorsun. Sonra biraz daha. Sonra biraz daha. Sonra zora geçiliyor. Ve gerçekten efsane bir şekilde öğrencilere yardımcı olmasını istedik. İnşallah sizler de bu problem bankasıyla problemleri problem olmaktan çıkaracaksınız ve temelden zora doğru adım adım öğreneceksiniz diyoruz. Zaten günün kaynağı olarak da sizlere bunu sunmuş oldum arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İstanbul, mühendislikler, tıplar, hukuklar, eczacılıklar, psikoloji, diş hekimliği, mimarlık, güzel meslekler her zaman için Türkiye'deki bütün liselerden çalıştığımızı mümkün. Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi de bunlardan bir tanesi. İnşallah bu lisede sizleri bekliyor. Tertemiz yapıldı. Her şekilde sizler LGS başarınızdan sonra inşallah bu ve bunun buna benzer Türkiye'deki diğer liselere gireceksiniz. Vazgeçmiyoruz, çalışıyoruz ve hayallerimize ulaşıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Türkiye genel LGS denememize ulaşmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.